Değerli dostlarım, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 5. günümüz. Pazardan aldığımız 50 TL'lik kuş uçurma günü. Havada 3 tane benim kuşlardan var. Onlar yaklaşık 10 dakikadır uçuyor. Bu az uçtuğu için bunu da yanlarına katalım. Kaldır Nasu. Evet. Kalktı. Bence bekle orada ilk etapta. İlk etapta bekle. Şunların arasına bir girsin. Aşırı kızgın. Zopasını alsın Nasuh Efendi. Evet, Nasuh meşhur zopasıyla Nasuh'u görüyorsunuz. Ve dün Ali Rıza, bugün Nasuh. Evet, aynı yerde. Sandalyeni koy. Ali Rıza'yı sandalyeye oturtturdun dün oraya. Gördüm videoda. Gördün mü? Ha. Aa, daha önce değil mi? Ali daha önce söylüyor ki burada. Kuş utanmasa yapmış. Galeci gibi, galeci. Tam galeci Ali Rıza. Evet, kuşumuz performans sağlıyor şu anda. Nasuh. Nasuh çok üzüldü, ağladı, çok ağladı kuşu gitti diye. Ne alacağım? Ama yapacak bir şey yok. Benim kuşum olsaydı bak, tamam mı? Heh. Buraya değil, şuraya gelir öyle giderdi. Evet. Amele kuşu bu. Adam yorar bu kuş. Bak o bak. Bak nasıl oynuyor, çok. Bir kuştası olması gereken bütün özellikler kuyrukta var. Götlüyor, takla atamıyor da. Kuyruğa basıyor, hepsi var değil mi? Tam Kayserilerin sevdiği kuş arkadaşlar. Kayseriler kuyruğa basan kuşu çok severler. Bayılırlar kuyruğa basan kuşu. Ha. Severler mi Kayseriler kuyruğa basan kuşu? Severler. He? Severler. Nasıl severler? Kayseriler arkadaşlar kuyruğa basan kuşu pek istemezler. Şey yapmazlar, sevmezler. Kızgın olur, bilmem ne olur, kuyruğa basar, konuşurlar, sevmezler kuşu. Bu salak köpek de bak, Maya, salak mısın sen oradan geçip oradan giriyorsun? Lan Junior, vallahi sen de döverim ha, şişek sıpası, kaybol. Nerede kuş? Kuş uçuyor arkadaşlar. Bu arada Gökhangil, oralarda büyük yarışlar düzenliyor. Ama bizim olmadığımız yarış, yarış değildir. Bunu sakın unutmasınlar. Nasıl kuş? Ağzıma giriyor diyor. Oğlum ağzını açık tutma bu kuş uçarken. Ben gözümü çevirdim, bir şey geliyor. Arkadaşlar biz bu kuşu uçurmak, ben bu kuşu uçurmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tek uçuruyorum, çift uçuruyorum, uçuruyorum. İyi bak, iyice bak. Hiç kıpırdamayacağım, bak şurada duracağım, kuşu önüme gelecek. Önüne değil, oraya telekonar. Tek uçuruyorum, beşli uçuruyorum, üçlü uçuruyorum yani. Her türlü uçuruyorum. Bir kuşa sabır gösteriyorum. Bakalım bu kuş eğer içinde varsa oynar bir kuş. Bakın bu sabıra rağmen. Eğer içinde yoksa ne yaparsan yap yani bütün bunlara rağmen oynamıyorsa o kuşun içinde ve kanında yoktur arkadaşlar. Ben bunu göstermek için de ısrarla her gün böyle video çekiyorum. Yoksa bu kuşla yarışılacak ya da iddiaya girilecek bir kuş değil. Bunu sakın unutmayın. Ben baştan belirteyim. Ama ben size burada neyi göstermek için çekiyorum bunu? Yani bir kuşa böyle ısrarla, özen göstererek, işte eşte uçurup, kızgınken yanında kuşla uçurup, nefes verirken kaç kuşla uçacağını, nasıl hedef eğitimi, nasıl kuş alıştıracağını öğretmek için. Öğretmek için ben çekiyorum. Ama siz yanlış anlamayın. Evet, görüyorsunuz. Yani ısrarla uçmayacağım diyor kuş ya. Ben uçmayacağım diyor. Bakın altında adam var koskoca. 25 yaşında adamı galeci yaptım orada. Güreşçi adamı galeci yaptım. Yani dün Ali Rıza'yı yaptım. Niye arkadaşlar? Vallahi hava da soğuk. Normalde ben bugün pazar bak bahçesi ıslak. Gider evde yatardım ama yatmadım. Ne yaptım sizler için? Vallahi video çekiyorum. Bak nasıl takla çeviriyor. Şimdi ben arkadaşlar o dişi kısır. Ben o dişinin altına yumurta koyacağım. O dişiyi yumurtaya yatıracağım. Nasıl onların folluğuna bak. Oraya bir yumurta koyalım. Tamam aynen. Bugün değil de yarın koyalım. Folluklarını seçsinler yarın bir yumurta koyalım. Ona göre bakalım arkadaşlar. Hatta şöyle ben dışarı gideyim çekeyim nasıl burada mücadele versin. Sen tamam. Mücadele ver. Ben dışarıdan uzaktan çekeyim. Başı dönüyor arkadaş. Biliyorum. Tamam o gezer bunlarla evet. Ben şöyle dışarı çıkayım arkadaşlar. Kuşları dışarıdan çekeyim şöyle. Trafonun oradan güneş gözleme gelir. Şöyle geçeyim. Yaya geçidini kullanıyorum. Görüyorsunuz ne kadar kurallara uyan bir insanım.
Şöyle kuşları çekeyim ben. Ama burada güneş var ya. Arkadaşlar güneş var. Vallahi güneşi hiçbir şey göremiyorum. Ben diğer tarafa geçeyim. Ben şu karşıya geçeyim. Şöyle. Şimdi beni araba çarparmış yolun ortasında. Nasuh'un amansız mücadelesini de çekelim şuradan. Şöyle geçeyim, bahçe buradan görünüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, tam yolun kenarında bahçemiz. Şöyle çekeyim ben. Evet, kuşlarımız uçuyor. Şu görüyorsunuz akkuyruk gögümüz. Güneş açtı bu arada. Gel oğlum, buradayım. Buradayım Junior. Junior. Şşt, şşt. Gel. Gel. Oğlum geldi. Gel buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi, yani bu kuşu neden ısrarla böyle çekiyorum bütün aşamalarını? Şimdi eke bir kuşu sökerken ya da başlamış bir kuşu tekrar antrenmanlarken, o fişek tutuyor ama takla yok. Yani antrenmanlarken neler yapılır? İşte kuşun içindekini ortaya çıkarmak için nasıl bir aşama gösterilir? Yani eşe atı işte yanında kuşla uçurulur, nefes verilir. Efendime söyleyeyim, çok kızgındır, eşe atılır, eşindeyken uçurulur. Yumurtanın üstünde uçurulur, yavruya kustuğunda uçurulur. Her türlü şeyi, mücadeleyi gösteriyoruz. Her türlü şeyi size çekiyoruz. Kuş burada bakın, gargaya kafatmaya çalışıyor. Aşırı kızgın. Fişek tutuyormuş gibi yapıyor ama tutmuyor. Tutuyor tutuyor, kendini götlüyor, bırakıyor aşağıya. Bel kırıyor dediğimiz olay. Yani yavaş uçuyor, gevşek uçuyor. Yani bir oyun kuşunda olmaması istenmeyen atıyor, evet, istenmeyen tüm hareketleri gerçekleştiriyor. Yanındaki kuşlar da eki arkadaşlar. Onlar taklayı çevirmeden makasladığımız, bir iki tanesi çevirmişti. Bel kırıyordu. Taklayı çevirir çevirmez makasladığımız kuşlar. Yanındakiler de öyle kuşlardı. Bakın onlar neredeyse sıka girecekler, çıkacaklar. Ama bizim kuşumuz, pazar kuşumuz bu şekilde. Yani biz her zaman iyisi dediğimiz olayı burada gündeme sokuyoruz arkadaşlar. Yani iyi kuş her zaman iyi kuştur. Sonuçta buna emek veriyoruz. Şimdi bu kuşun suçu yok. Bunu gereksiz çoğaltanların suçu var. Ben onu söyleyeyim size. Yani gereksiz kuş çoğaltmayalım arkadaşlar. Yani ne olacağı belli zaten kuşun. Anası babası ne yapmış ki yavrusu ne yapsın? %100 oranı var bu işin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani gereksiz çoğaltmayalım. Yemin kilosu kaç para olmuş? Biraz daha profesyonel beslemeye çalışalım. Biraz daha işte ne bileyim, daha bir profesyonel, daha kaliteli, daha çok taklacı özelliğine, vasfına sahip kuşları sahiplenmeye çalışalım. Bizim amacımız sizlere bu. Bakın kuş kafa kaldırıyor. 3 takla 4 takla yapıyor. Bu daha yeni taklayı çeviren bir kuş. Başlama tarzı böyle bizim kuşlarında mesela, görüyorsunuz. Yani biz her zaman ne diyoruz? Kardeşim besliyorsan iyisini beslemeye çalış. Beslemiyorsan da öyle laf olsun diye iş yapıyorsan da hayvanların günahına girmeyin. İnebilirler, inebilirler. Bakın inecekler şimdi. Şöyle göstereyim. Ferdahı vererek iniyor gibi sanki böyle. Nasuh, o senin oraya inecek de öyle inmiyor. Tam o kümesin ağzına inmeye çalışıyordu ondan. Hala uçuyor. Bakın yeni başlayan kuş nasıl takla dönerek iniyor. Şöyle göstereyim size. Bu kuş yeni başlıyor. Ne düşünüyorsun nasıl? Attı geliyor. Attı geliyor. Kümesinin ağzına inecek bak. Yo, bak. Hayır, kümesinin ağzına inecek bak. Bak. Bir tane takla dönmez nasıl? Yapıştı. Evet, bakın şu da yeni başlayan kuşumuz. Bu arada örnek göstereyim. Geçen bir şeyden kuş kısa girecek demiş. Bunun hakkında. Evet. Sert sert takladı mı? Evet. Ben de sen yazmışsın, gördüm. 2 gün 3 gün öyle geziyordum. Ondan sonra direkt kafa kaldırdım nerede? Evet, çünkü sen bu özel isteme. Evet. Dur kuşun inişini gösterelim öyle, gel. Bunu mu? He gel. Ulan abi, lan benim mahallede bak tanıyorlar bak. İFF neydi?
diyemedim. FBI, federal hepsi beni arıyor. Beni, beni bul de. Beni bul bak kuş geliyor. Geliyor evet. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6. Limon ağacından da çok lan, güzel limondan göremedik evet. Altı. Kuş dolu 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 perdahlıca yerine indi arkadaşlar. Junior gir içeri. Eşşoğleşecek hemen ya, kaçacak. Kaçacak. Evet kuşumuz da yavrumuz da yerine indi. Zaten o da yerini bekliyor. Onun kapısını aç da girsin nasıl içeri. Dur bir şey yapayım şöyle dur. Hanımıyla hemen buluştur onu. Tamam ekran fotosu da aldım. Kapıyı açıver. Ne diyorsun Nasif ne düşünüyorsun? 10 lira vereyim. Ben bizim mahallenin bebeleri bile daha kaliteli kuş besliyor. Allah aşkına etme eleme. Yani yapacak bir şey yok gördük. Dileyince bizim bebelerden alırdık onları uçururduk. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu bir yarış, bu muhabbet, gırgır, şamata. Bunun bu videonun içinde de sizlere bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Yani bilen arkadaşımız çok, bilenleri tenzih ediyorum tabii bu konuda. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yavaş yavaş. Evet. Lütfen yanlış anlamayın. Sizleri seviyorum. Bizim herkese saygımız var. Bilene de bilmeyene de. Ama herkes haddini ve yerini bildiği sürece, evet. Saygılı olduğu sürece herkese bizim saygımız var. İki tane boz dumanı çıkar. Boz duman ya orada iki boz duman erkeğe çıkar at. Bizim herkese saygımız var. Sizleri seviyorum. Like'larımız arttı. Sağ olun. Ellerinize kollarınıza sağlık. Daha da artsın. Evet, iki tane. Evet, bir tane daha. Bir tane daha. Koskoca kuş arkadaşlar. Yani biz sizleri seviyoruz. Sal sal kalkar orada sal. Evet, bozlardan düşen erkek. Dediğimiz gibi arkadaşlar sizleri seviyoruz. Lütfen like'larımız ve yorumlarımız nokta da olsa gelsin. Videolarımız öne çıkıyor. İzlenmemiz artıyor. Abone sayımız her gün 10 kişi 15 kişi daha ekleniyor aramıza. Güzel insanlarla buluşuyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Yeni videolarda yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.